Sevgili seyirciler, ikinci bölümde yeniden sizlerle birlikte. Şimdi devre arasında da Genco ile onu konuştuk. Lig şu anda bitmiş olsa hangi takım düşer? Evet, çünkü 24 puanda 3 tane takım var. 3 takım var. Dolayısıyla da üçlü averaja giriyor. Evet. Fenerbahçe Bursa'ya göre önde. Çünkü ikili averajda üstün. Birini kazandı. Birini beraber bitti değil mi? 1-1 bitmişti. Biri de beraberlikle bitti. Tabii son dakikada attı Bursa. Bursa Spor da galiba Ankara Gücü'yle daha henüz rövanşını yapmadı ama ilk karşılaşmasını, Ankara Gücü'ne karşı oynadığı ilk karşılaşmasını ben kazandı diye hatırlıyorum. Evet, 1-0 kazandı. Tamam. Bu şekilde Ankara Gücü düşüyor. Evet, bu şekilde puan durumu şu anda doğru gözüküyor. Ama Fenerbahçe'de işte Ankara Gücü karşısında ilk maçı zaten bir maç yaptılar. 3-0 kazandı İstanbul'da. Pardon, Ankara Gücü düşmüyor. Bursa düşüyor. Evet, Bursa düşüyor şu anda. Bursa düşüyor. Yani çünkü Bursa Fener'e kaybetti. Ankara Gücü'nü yendi ama Ankara Gücü de Fener'i yendi. Farklı yendi. Averaj olayları da girecek sanırım. Çok karışık bir durum var. Lig şu anda bitse ne olur? İşte ben de ona bakıyorum. Lig şu anda bitse milliyete puan durumu önümde. Bursa Ankara Gücü. Bursa 15, Fener evet. 16, Ankara Gücü. Bursa Ankara Gücü'nü 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin de ikili averajda üstünlüğü var Bursa'ya karşı. Evet. Ankara Gücü'nün de Fenerbahçe'ye karşı 3-0'lık. Fenerbahçe'ye karşı. Rövanşı oynanmadı daha. Yani şeyin de rövanşı oynanmadı. Bursa Ankara Gücü. Evet. O maçta, hatta o maçın da tarihini söyleyelim. Çünkü gerçekten çok kritik bir karşılaşma. Tabii kazanın kaynadığı bir maç olacak o. Ben zaten söylüyorum ya, Bursa çok zorlanacak. Kalamayabilir ligde. Bu arada dün Başakşehir'e gidiyorlar. Şey attı. O videoyu galiba veremiyoruz değil mi Doğuş? Sen de gördün mü o videoyu? Texas grubuyla Bursa başkanı arasında 1,5 dakikalık bir video var. Evet. Böyle bir şey olamaz. Ya, verebiliyor muyuz onu? Bence verebiliyoruzdur. Onun çok ciddi bir haber değeri var çünkü. Veremiyor muymuş? Küfür var mı küfür? Küfür yok. Küfür yoksa verelim. Küfür yok. Verelim onu. Ya Fikret abi, böyle bir şey olamaz. Bilmiyorum. Ben senin yorumunu çok merak ediyorum. Yani tribünler bu kadar kuvvetli olmamalı. Başkana diyor ki sen diyor, siz biz yok. Sen bu işi bilmiyorsun. Bırak ya. Bursa'da çok büyük bir tepki var. İş adamlığı yap sen diyor. Bırak kulübü diyor. Yani gerçekten öyle. Neden diyeceksin? Ben sana söyleyeyim. Bursa'yı ben çok iyi bilirim. Bursa Spor taraftarları da yani 3 büyük 4 büyük kulüpten sonra sözü en fazla geçen, ki Texas grubunun bulunduğu bölüm inanılmaz etkileyicidir. Etkili. 2 senede zaten çok sabrediyorlar. Yani İşte onu söyledi. 10 haftalarda düşmeme korkusu yaşıyor. Hep aynı şey oldu. 2 sezon önce Trabzon'da yenmese düşüyorlardı. Evet, son maçta değil mi? Son maçta. Ya o, ki yenemiyorlardı az da. Yenemiyorlardı da. Hatta Ersun Yanal çok eleştiri aldı orada, niye genç oyuncuları oynattın diye. Evet. Rizespor takımından bir tepki aldı. Geçen sene de öyle. Yani aşağıdaki takımlar maç kazanamadığı için Bursa kurtardı. Alttaki takımlar sıkıntı. Tabii, hatta Kayseri Fenerbahçe 1-0 biten maçta Hikmet Hoca, Ersun Yanal, bu konu çok konuşuldu. Sezon başında bana bağlandılar. Bursa'da bir canlı bağlantı yapmıştım. Orada söyledim. Bu takım eğer düşmezse Samet Hoca'ya destek verildiği takdirde düşmez. Yoksa düşecek. Hı hı. Çünkü oyuncu alamıyor. Tahtası kapalı. Hiçbir oyuncu alamadı. İki tane de oyuncu gönderdi. Hiçbir şey yapamıyor yani. Evet. Ankara Gücü mesela 2 haftada 4 puan aldı. Bir anda 5, 6, 7, 8 transfer yaptılar. Ama onlar da parasını veremediği oyuncular gittikten sonra 8, 9 transfer. Hatta ben biliyorum 12 oyuncu aldılar. 10 oyuncu yollayıp yani, 12 oyuncu aynen aldılar. Nasıl olacak o iş? Bir yerden FIFA'daki dosyamız kabaracak. Bir yerden kaynak buldular. Zaten alamazsın ki. Kaynak buldular. Hı hı. Yani onu oradan telafi edecekler, ki dün 10 kişi kalmasalardı belki de işler daha da bir değişik hale gelebilirdi. Daha açık bir oyundu. Gelebilirdi. Hazır videoya. Şimdi Ankara Gücü'nde de benim en ufak kardeşim spor spikeriydi. Bıraktı görevini. Hı hı. Basın sözcüsü oldu, hı hı, ve iletişim sorumlusu Ankara Gücü takımında. 12 oyuncu aldılar dedin ya, oradan söylüyorum. Hı hı. Kaynak bulunduğunu söyledi. Kalacaklarını iddia ediyor da. Yani ligde kalacağız diyor. Kötü başlamadılar ikinci yarıya. Evet. Bir galibiyet, bir beraberlik. Kasımpaşa'ya 3 gol attı. Dün Akhisar'ı yenmiş olsalar da çok derin bir nefes alırlardı. Çünkü ama dünkü burada kötü olan takımlar var. Yani Bursa var. Evet. Akhisar var. İşte Erzurum hala sıkıntıdan kurtarabilmiş değil yani kendini. İşte 2 hafta bir takım üst üste 2 hafta kazandı mı sıyırıyor. Yani Fener 24 oldu. Yani ekrana verelim şu Bursa'yı, evet. Görüntüleri. Barko Vizyon'a da açalım.
bizim için bitti. Bize bir şey söyleyin. Devam ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Biz de olmuyor. Mayıs'ta bırakın. Tamam. Ya komple kararını söyleyin. Sizden ricamız. Samet'i gönderin. Komple kararı aldığınızı söyleyin bu gece. Bu gece bir tane açıklama. Devam edin ondan sonra Mayıs'ta. Karar almıştır. Mayıs'ta olağanüstü komple kararımız vardı. Bu kadar. Sonra Mayıs'a kadar devam edin. Çıksın kamuoyu biraz daha almışsın. Çıksın artık şehir bu modda. Belki yemin ediyorum kongre kararı aldı. Topçular belki 3 hafta üst üste galip gelecek ya. Evet. Bir af var ya Rabbim. Af sizden kaynaklı. Başka kimseden kaynaklı değil. 3 senedir bu takım yerin dibine giremez ya. Af var demek ki. Karar istiyoruz. Daha mısınız? Abi biz kendi aramızda değerlendirmesini işte yapıyoruz. İşte bekliyoruz. Biz kararı bekliyoruz abi şu an. Biz şu an kararı bekliyoruz ya. Biz kararı bekliyoruz şu an ya. Bize kararınızı verin. Siz geçin isterseniz toplantı sabaha kadar yapın ama bize bir kararınızı söyleyin biz bilelim. Biz de bu saatten sonra ona göre hareket edeceğiz çünkü. Şey konuşan kim? Selim Kupular mı? Biz zaten 3 yıldır sizi anlamıyoruz. Ben sizi 3 yıldır biz anlamıyoruz. Biz kime güvenmediniz? Kullara güvendiniz. Takım bu hale geldi. Samet Efendi ile oturuyor, sizi şikayet ediyor. Siz Samet Efendi'yi almışsınız. Kucakta dolaştırıyor musun? Siz bu işi bilmiyor musunuz? Siz gidin ticaretle uğraşın. Ticaretle uğraşın ya. Bu kadar göz al. Şimdi konuşan acaba Selim mi bilmiyorum da. Taraftarlardan? Tabii tribün lideri. Selim Kurtulan. Benim de çok yakinen tanıdığım bir kişi. 3 yıldır aynı sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Fakat şurada yapılan bir haksızlık mı diyelim buna? Ne diyebiliriz bilmiyorum. Bu adam da 110 milyon para verdi cebinden. 110 milyon TL para verdi yani. Aldı diyorlar, parasını geri aldı diyorlar. Bilmiyorum aldı mı almadı mı. Fakat bir gerçek var. Evet, olmadı. Yani Bursaspor her yıl küme düşme korkusu yaşayarak bir yere varamaz. Gitmesi lazım. Sevilmiyor. Ha, o zaman diyeceksin ki ya kardeşim kongrede bu adam nasıl kazandı? 4 aday vardı. Yine başkan seçildi. Niye seçildi? Bu kongre üyeleriyle ilgili Türkiye'de zaten çok ciddi bir sorun olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Çünkü gelen başkan birilerine üye yapıyor ve onun dışına çıkmıyor verdiği oylar. Bir sıkıntı var. Bu sefer kurtaramayacak gibi görünüyor. Zaten eleştirilen nokta şuydu. Diğer 3 adayın birleşmesini istediler. Fakat birleşmedi onlar da. Çok az farkla tekrar başkan seçildi Ali Ay. Halbuki 2 kat, 3 kat daha fazla oy alacaklardı. Diğer 3 aday birleşseydi. Birleşmediler. Bursaspor için pek de... Peki Leguen hamlesi yanlış mıydı? Kaçıcı. Leguen artık ya enerjisini bitirmiş teknik adamları Türkiye'ye almamak lazım. Biz de niye? Ya bak şimdi düşündüm de Leguen geldi olmadı. Fransa'da neler yaptı adam. Hiddink öyle. Ama çok uzun öyle. Süre ara verdi Leguen. Doğru. Ama biz de Gordon Mill, Christoph Daum, Lucescu... Evet. Yakın tarih olarak sayıyorum. Takıldık yani, bu teknik direktör. Yani başkan hiçbir yabancı tamam. Avrupa'da ne kadar başarılı olursa olsun bizde hiçbir başarılı olamıyor. Ulan. Bence burada bir sıkıntı var. Demek ki hiç oysa, kimsenin hamlesi yapılanması tutmuyor bizde. Kültür farkından mı kaynaklanıyor? Şimdi ne isimler geldi mesela? Tigana geldi, evet, olmadı. Evet, Tigana. Löw geldi, adam buradan gitti Almanya'yı, dünya şampiyonu yaptı. Hiddink iki kere olmadı. Geldi gitti. Hiddink iki defa geldi, Fenerbahçe'ye geldi, milli takımın başına geldi. Lucescu bir dönem gerçekten ciddi derecede başarı elde etti. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta. Aragones geldi bu lige. Evet. Del Bosque geldi ve çuvalla para alıp gittiler. Evet. Tazminatlarını alıp gittiler. Tekrar Fenerbahçe'ye dönelim. Şimdi ilk defa karşılaşmasını anlattığımda ki TV8 yayın hakkını almıştı. Brezilya Ligi maçları gece 03.50'de Türkiye saatiyle Coritiba mı? Yayınlıyorduk. Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro 100 yıllık tarihine ilk defa şampiyon oldu. Ve Alex diye bir oyuncu var. Zaten maçını anlatır anlatmaz dikkatini çekiyor. Yani adam topu ortadan alıyor, yararak gidiyor ve mutlaka gol atıyor. Bu adamı takibe alın diyordum ben sürekli. 5-6 maç hep bunu söyleyeyim. Türkiye'deki takımlar niye? Fenerbahçe'de o zaman çok önemli bir orta saha oyuncusu arıyordu. Alın alın ve aldılar da. Çok beğendiğim futbolcu. Washington, golcülükte aynı şekilde önerdiğim. Ki Marcio Mosoro orada yanıldım. Çünkü ben ilk maçını anlattığımda ya bu oyuncu niye hala burada Brezilya'da niye transfer edilmiyor diye düşündüğümde bonservisinin 25 milyon euro olduğunu öğrendim. Sustum. Yani
alamazsın yani. Bu arada Washington'a belki kötü mötü diyenler varsa, Washington çok iyi başladı. Kalp sorunu yaşadığı için Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kaldı. Döndü yine bir dünya gol attı. Evet. Yani, çok ciddi bir kalp sorunu yaşadı. Evet, evet. Yani Cruzeiro'daki büyük başarılarından sonra Fenerbahçe'de de 8 yıl gerçekten önemli işler yaptı. Dün de burada tartıştık işte. Belki de Türk futbolunun son 20 yılına damga vuran iki tane oyuncu var. Birisi Alex, diğeri Hacı. Bazı oyuncular geldi geçti. Anelkalar, Ortegalar hep böyle karla karışık yağmur şeklinde gelip gitti. İşte Matea, Kejmanlar, bir sürü futbolcu geldi. Hı hı. Önemli oyuncular geldiler. Fakat hiçbiri başarılı olamadı. Yani Hacı gibi, Alex gibi kalıcı olamadılar. Buna Pierre Van Hooydonk'u da ekleyebiliriz. Buna çok var, Bennett çok var. Anderson'u da ekleyebiliriz. Tabii. Buna işte Washington'u da ekleyebiliriz. Jardel'i de ekleyebiliriz. Ribery gibi çok önemli futbolcu geldi. Allah rahmet eylesin, başkan Özhan Canaydın parasını ödememiş. Yatırmadı diye gitti. Yani gitti, bedava gitti adam bile. Evet. Yani çok önemli futbolcular geldi ama iki oyuncu resmen damga vurdu. Ve çok sevildiler. Kendi camialarında da çok sevildiler. Mesela 3 defa mı Galatasaray başa getirdi Hacı'yı? 2 defa. Teknik direktör 2. 2 defa başa getirdi. Belki bir daha gelecek ilerleyen yıllarda, bilmiyoruz. Şimdi Alex, eğer diploma olayını çözerse, çözdüm mü bilmiyorum. Teknik direktörlükle ilgili. Fenerbahçe'de mutlaka görev alacak ileride. Ben öyle düşünüyorum. Katılıyorum. Bir ihtimal diploma ile ilgili belki zaman uzayabilir. Ama aldığı anda yani Fenerbahçe'yi mutlaka bir şans verecekler Alex. Ona inanıyorum. Şimdi Salih Lacivertlerin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, eski takımının Aykut Kocaman'la Konya Spor karşısındaki maçın tribünden takip etti. Brezilyalı yıldızı taraftarlar büyük ilgi gösterdiler. Efsane Alex tribünde maçı Loja'dan izleyen Alex, Jason'un golü sonrasında büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, Aykut Kocaman'ın başında olduğu Konya Spor karşılaşmasında Ülker Stadı'na geldi ve eski takımına tribünlerden destek verdi. Brezilyalı eski futbolcu Salih Lacivertlerin dünkü mücadelesini Loja'dan takip ederken tribünler tarafından adeta sevgi seline tutuldu. Alex kendisine yapılan tezahüratları, taraftarları selamlayıp karşılık verdi. Maç öncesi de Fenerbahçe TV'nin sorularını yanıtlayan Kanarya'nın eski takım kaptanı, "Bu gelişimde çok mutlu oldum. Bunun için başkanımız Ali Koç, yönetim kurulu ve tüm camiaya teşekkür ederim." dedi. Semih'le telefonda şakalaştı. Takımdaki herkesi çok motive gördüğünü ifade eden Alex, bir ara programa telefonla bağlanan eski takım arkadaşı Semih Şentürk'le şakalaştı. Semih'e "Ne yapıyorsun?" diye soran Brezilyalı yıldız, "Tatildeyim." Bodrum'da cevap alınca, "Sen hep tatildesin zaten." diyerek espriyi patlattı diyor. "Sen hep tatil zaten." dedi. Öyle kahkahalar koptu. Bu arada sev... Ama yani Alex... Gelelim. Evet, Aykut Kocaman'la ve Aziz Yıldırım'la ilgili Alex'in yarım saat önce yaptığı bir paylaşım varmış. Hı. Bu paylaşımı ekrana verelim. "Bana birçok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu. Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz günler güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman'a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saracoğlu Stadı'na girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç'a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Alex de Souza." Alex'le ilgili bir yorumum şu Genco. Bu kadar beyefendi bir futbolcu, hiçbir kötü haberi çıkmadı basında. Evet, evet. Ailesine çok düşkün bir kişilik. Profesyonel yaşantısı harika bir oyuncu. Keşke Alex tarzı başarılı olabilecek birçok futbolcuyu transfer edebilsek. Hem de ama bir şeyler yaşandı mı? Yaşandı. Ya 30 senelik evlilikler bitiyor. De yani. Bitiyor yani. Olabilir böyle şeyler. Çok da kırıcı değiller diye düşünüyorum. Öyle düşünün. Bu arada Alex, bu arada tabii bir de diğer cepheye bakmak lazım. Aykut Hoca'ya. Öyle ya da böyle Alex de Fenerbahçe'nin bir değeri, ki heykeli yapıldı defterden sonra. Aykut Hoca da çok büyük bir değer. Yani Aykut Kocaman bu camianın içinde 140 gol atmış bu takımda.
ve şampiyonluk yaşamış. Genç isimler bilmez ama Aykut Kocaman bu takımın en önemli tarihinin golcülerinden biriydi. Yani 140 tane gol atmak nedir Fenerbahçe formasıyla? Şampiyonluk yaşamış. Türkiye Kupaları kazanmış. Kulübe yapılan kumpaslarda 2011'de takım başında olan kişiydi. Ayakta evet. Durmuş. Biz çok sıkıntılı bir dönemde onunla kader birliği yaptık diyor Aykut Hoca. Alex benim düşmanım değil. Maçı izleyen Fenerbahçe efsanesi için Alex de düşman da değilim, rakip de değilim diyen Kocaman protesto bekliyor muydunuz sorusu üzerine protesto edilecek ne yapmış olabilirim dedi. Atiker Konya Spor Direktörü Aykut Kocaman maç sonrası düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Gazetecilerin maçtan önce Aykut Kocaman'a protesto olacak mı diye merak ediliyordu. Ne düşünüyorsunuz sorusuna Kocaman şu cevabı verdi. Bu kadar saçma sapan bir şeyi insan nasıl düşünür diye bakmak gerekiyor. Evet. Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı bir şekilde taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi? Fenerbahçeliler tuzağa düşüyor. Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza'nın maçı tribünden seyrettiğini hatırlatması üzerine de Kocaman Alex geldi. Burada şahane bir maç seyretti. Ben Alex'te düşman da değilim, rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex'te kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçelilerin bu tuzağa düşüyor olması acayip bir şey. Keşke Alex'te karşılaşmasaydık. Pardon, tekrar okuyorum. Keşke Alex'le karşılaşsaydık, sarılırdık, birbirimize eski günlerimizi yad ederdik diye konuştu. Hakem kimden etkilendi? Maçın hakem Fırat Aydınus için kendi klasının son derece altındaydı. Kimden etkilendi bilemem ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı hakikaten bezdirici ve yıldırıcı bir maç oldu. Hakemin bize gösterdiği kırmızı karttaki yanlışı ve Şikirtel'in pozisyondaki kararı yukarıdaki hakemler ne işe yarıyor anlaşılır gibi değil şeklinde yorumladı diyor. Kocaman milli takımdan teklif gelmesi durumunda düşüncesinin ne olacağını sorulması üzerine antrenörlerin milli takımı reddetme gibi bir hakkı olamaz. Orası görev yeridir cevabını verdi. Bu arada Konyaspor herhalde 3 maçından da beraber ayrıldı. Evet. Son 3 maçı. Bursa geçen hafta Malatya'ydı herhalde. Ve şimdiki maç. Fenerbahçe. Valla ben bütün bu konuşmalar içerisinde en çok vara takılmış durumdayım. Ya bir hakem gördüğü halde çalmaması ya da yanlış yorumlaması, yani bizde varın en büyük çuvallama sebebi artık bu olmaya başladı. Gördüğü halde mesela Galatasaray-Trabzon maçındaki pozisyon, beraber program yapmadık, yani bir darbe var, görüyor darbeyi ve hatta çok güzel bir sabah muhabiri çekmiş tam o kareyi, bakıyor tam da o darbeyi gördüğü anda böyle varın önündeyken bakıyor ve yine de çalmıyor. Yani gördüğü halde çalmaması, raporunda da şöyle bir şey yazmış, doğru mu bilmiyorum, okuduğum şey inanılmaz bir şey. Darbeyi ayağının yanına yaptığı için gerçekçi bulmadım. Tam tabanla ayağının üstüne değil, yanına dokunduğu için. Darbe var diyorsun, raporunda da yazıyorsun. Darbe var ama yanında da darbe var diyorsun. Yani gördüğünü çalmamak ne demek? Şikirtel'in pozisyonunda VAR'a çağrılmamak ne demek? Aynen. Adamın ayağı yarılmış. Bu arada Konyaspor'un da tam 7 haftadır kaybetmediğini buradan söyleyelim. Aykut Hoca başarısı. Ayt Kocaman'ı tebrik etmek gerekiyor. 7 haftadır yenilmeyen bir Konyaspor var. Her ne kadar son 3 maçında berabere kalsa da bu takım 7 haftadır maç kaybetmiyor. En son Trabzon'a yenilmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Yavuç atılana kadar 30 dakikada bir pozisyon yakaladı Fenerbahçe. 30 dakikada sadece bir pozisyon yakaladı, o kadar. Evet. Gerçi 10 kişi kaldıktan sonra. Galatasaray'a geçelim. Sevgili izleyiciler, Benfica mağlubiyeti tabii ki moralleri bozdu. Ve bugün efsanelerin kapışması manşeti atılmış durumda. Fotomaç gazetesi Mustafa Denizli ve Fatih Terim fotoğraflarını koyarak efsanelerin kapışması manşetini attı. Okuyalım. Mustafa Denizli, sarı kırmızılı takımda daha önce futbolculuğunun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan Türk Telekom'daki karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı. Kadrolar ekrana gelecek. Zorlu maç Türk futbolunun iki usta ismini Terim ve Denizli'yi 20 yıl sonra karşı karşıya getirecek diyor gazete. İki teknik adamın da bugün kazanmaktan başka çaresi yok. Bu arada Terim'in galibiyeti yok.
Denizli son 5 maçın 3'ünü kazandı diyor Terim'e karşı. Ben son maçı hatırlıyorum. 96 Fatih Terim Galatasaray, Mustafa Denizli de Kocaeli'nin başındaydı ve 1-1 bitmişti maç. 5 maçın 3'ünü kazanmış ve galibiyeti yokmuş Fatih Terim'in. Şu anda ekrana da geldi. Benim ama çocukluğumun kadrolar da çok beni heyecanlandıran iki teknik adam. Bu maç beni Fikret abi hakikaten çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben çocuktum. Mustafa Denizli Galatasaray'a Avrupa kapısını açan teknik adamdı. Evet. O Allah'ın büyüksün. Evet, evet, evet. O gözünün yaşı akaraktan Allah'ın büyüksün naresi ve tam da kamera onun önünden geçerken hepimizin çok duygulandığı bir andı. Aynen. Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki başarıları. Ya ben maça bakmaktansa maça gittiğimde bu iki teknik adamın hal ve hatır tavırlarına bakmayı tercih ederim. O kadar heyecanlandıran bir maç beni bu iki teknik adam. Bugünkü karşılaşmada iki efsane karşı karşıya geliyor. 20 yıl sonra birbirleriyle karşılaşacaklar. Bu yönden önem taşıyor diyor gazete ve Galatasaray'ın kazanması halinde tabii ki Başakşehir'in maçı da önemli burada ama aradaki puan farkı 3'e düşecek. Kaybetmesi ve liderin Antalya deplasmanında kazanması halinde ise puan farkının açılma ihtimali söz konusu. Kasımpaşa'da işler pek yolunda gitmiyor. Çünkü lacivert beyazlar ikinci yarıya istediği gibi başlangıç yapamadı ve oynadığı 4 maçta da yenildi. Cagme çok önemli bir oyuncuydu orada tabii ki. Denizli'nin koltuğu sallanıyor ve maç sonucu iki hocayı da doğrudan etkileyecek diyor. Kasımpaşa'nın kadrosu kalede Ramazan, Popov, Ben Yusuf, Veysel Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezege, Koyta ve Periçsa. Mustafa Denizli'nin kadro değeri, takımın kadro değeri 27 milyon euroymuş. Trezege var mıydı? Var var. Trezege var. Ya bir anda işte o Eduk ve Cagne'nin gidişi, zaten Mustafa Hoca da hafta içi yayıncı kuruluşa özel açıklama yaptı, özel röportaj verdi. Dedi ki anlık bir kriz içerisinde olduğumuzu kabul ediyorum dedi. Çünkü takımın hatta ligin en golcü oyuncusu gitti dedi. Bir de buna Eduk'u da eklememiz lazım. Aynen. Ve Trezege'nin de bu arada morali düştü. O da gitmek istiyordu. Fakat şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Sen bu kadroya, bu takıma lazımsın deyip gönderilmedi. Eduk ve Cagne gidince Trezege de oyundan düştü. İkinci yarıda hiçbir şey yapmadı Trezege. Galatasaray'ın kadrosu Muslera, Mariano, Luyendama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belanda, Feguli, Onyekuru ve Cagne. 90 milyon euro Galatasaray'ın 11'i. Ali Palabıyık maçı yönetecek sevgili izleyiciler. Saat 19'da Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak mücadele. 7 maçlık seri sürecek mi? Süper Lig'de son mağlubiyetini Beşiktaş karşısında alan Galatasaray bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı Kırmızılılar o maçtan sonra 7 müsabakada 4 galibiyet elde ederken 3 kez de berabere kaldı. Şimdi gözler Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi diyor. Vallahi burada iddia yorumculuğu yapayım. Galatasaray'ı ilk oranların açıklandığı andan itibaren galibiyete çok yakın gördüm. Hatta ilk 1.85 açıklandı. İnanamadım. 1.85 açıklandı. Şu anda 1.55'e düştü. Şimdi 1.60 oldu. Ama ben diyorum ki Galatasaray bugün kazanırsa ki kazanmasını da bekliyorum. Kazanır, haftanın en güvendiğim maçı. Büyük bir ihtimalle Mustafa Hoca da istifa eder gibime geliyor. Etmez ya, niye etsin? Etmesin yani. Ya etmesin de yani şimdi yani bu takım ya şampiyonluk dendi. O kadar hoca çıktı, konuştu. İlk 3 biz yaparız %51 dedi. Gitti en önemli iki oyuncusunu sattı. Barajda 35 olarak ben tahmin ediyordum barajı. Bir yenilik oldu. Çünkü Ankara Gücü 2 haftada 4 puan alınca baraj bir 36-37'lere çıktı. Tabii 24'e geldi çünkü şu anda. Yani, herhalde 12-13 puan alırlar diye düşünüyorum. 37 puan bile yetmeyebilir. Şimdi bu durumda da Kasımpaşa 29 puan da diyebiliyorum ben. 5 puan fark var. 2 maç kazansa alttan takımlar tak diye potanın içine girecek. 4 maçtır. Bu kaybetme ihtimalleri çok kuvvetli. Evet. Onun için diyorum yani Denizli kalırsa daha iyi olur diye. Ya olur da şimdi yani Mustafa Denizli gibi bir hoca da bir takımı ligde tutmak için hocalık yapmamalı. Ve şu anda iş oraya geldi. Birkaç hafta öncesine kadar öyle değil diyorum yani Cagne ve İşte evet. O yüzden zaten gitmeli diyorum. Şampiyonluğa oynayabilir miyiz falan filan diyorlardı. Ama öyleydi. Ya canavar gibi top oynuyorlardı. Ama Cagne ve Eduk gitti. 4 haftadır kaybediyorlar ve hiç de bir şey oynamıyorlar. Bence bugün Galatasaray yenirse Mustafa Hoca desin ki ya benim kariyerim belli. Ben bir takımı ligde tutmak için
Yani o Eskişehir'in başına geldi. Niye geldi? Şampiyon yapacağım diye geldi. İşte o sırada dönemin bir bakanı vardı rahmetli. O da acayip destek veriyordu. Transferler, 45 bin kişilik yeni stat falan filan. Olmadı, tamam, iyi, hoş olmadı. Şimdi Kasımpaşa, yani tesis süper, kadro çok iyi. Bir gelecek gördü, bir ışık gördü ki o ışığı da yakaladı. Üçüncüydü Kasımpaşa, değil mi? Bir ara üçüncüydü. Şimdi ben... Ama ligde tutmak için Mustafa Hoca teknik direktörlük yapmamalı. Bunu zaman zaman söylüyorum. Her şeyin bir sınırı olması gerekmiyor mu? Yani şunu demek istiyorum, açık konuşayım. Ben 70 yaşında ekranlarda hala spor programı yapmak zorunda olan bir Fikret Engin olmak istemiyorum. Bir köşeye çekilip, mütevazı bir hayat yaşayıp, geride kalan, eğer yaşarsam tabii 70'e kadar, Allah nasip ederse. İnşallah hepimiz. 5 yıl, 10 yıl emekliliğin tadını çıkartmak istiyorum. Bizim ülkemizde siyasetten teknik adamlığa hiçbir şekilde bırakma gibi bir durum yok. Evet. Yani o kadar zorluyoruz ki sınırları. O kadar zirveye çıkmak istiyoruz ki. Yani tiyatromuzda da aynı. Sahnede hayatını kaybetmek isteyen tiyatrocularımız var. Ya hayat sadece bu değil. Yani bu ülkede 60 yaşına geldiğinizde sizden yarım bilet alıyorlar. 65 yaşına geldiğinizde hiç. Devlet diyor ki sen artık gez dolaş diyor. Senden evet. Para almayacağız. Emekliliğin tadını çıkar. Ya İstanbul'da da ne kadar gezer dolaşırsın bilmiyorum da genel anlamda Türkiye'de durum bu. Yani 65'ten sonra artık seni bu dakikadan itibaren hayatının geride kalan bölümünü iyi geçirebilmen için seni biraz da olsa kolaylaştıracak bir şeyler veriyor devlet. İşte emekli ediyor, bedava dolaşma hakkı veriyor, birçok şeyden faydalandırıyor. Evet. Abi bu teknik direktörlükte ve siyasette yok. Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel 85 yaşında bir kere daha gerek duyarlarsa gereği falan diyordu ya. Evet. Ya kimse de demiyor ki ya Amerika'da da bu olaylar var. Obama çıktı dedi ki ben dedi ceketimi atsam lider olurum ama benim dedi yani bu saatten sonra böyle bir niyetim yok. Ben gezeceğim, tozacağım ya hayatım. Clinton iki kere üst üste geldi diye kıyamet koptu Amerika'da. Yani böyle şeyler oluyor. Bizde yok. Bir sınırımız yok yani. Her açıdan bir sınırımız maalesef yok. O işi yaparken yok olup gitmek istiyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Yani ben 70 yaşına geldiğimde Allah beni bu işlere muhtaç etmesin. Köşeme çekileyim. İşte çocuklarımla, torunlarımla hayatımı sürdüreyim yani. Bunu istiyorum. Bu ülke diyor şimdi Mustafa Denizli 70 yaşında. Evet. Tamam, bilgisinden kaynaklanırsın, danışman yaparsın, bir şey yaparsın. İşte ben o yüzden diyorum ki yani Mustafa Hoca benim çocukluğumun kahramanı. Şöyle bir durum var. Eğer zor durumdaysa federasyonumuz bu tarz teknik adamlara zaten sahip çıksın. Futbolculara. Danışmanlık adı altında onlara bir maaş bağlasın. Destek, ek gelir versin. Evet. Ama sahanın içinden artık bir yaş sınırı olma. Şimdi 73 yaşındaki Lucescu'yu milli takımın başına getirmenin, 79 yaşındaki Aragones'i Fenerbahçe'nin başına getirmenin bir mantığı var mı? Allah'ını seversen söyle. Ve adam bizden ayrıldı, vefat etti biliyorsun. Bizde de vefat etti. Evet, evet. Kulübede uyuyordu çünkü. Abi 79 yaşında şimdi. Bugün ben 44 yaşındayım. Ben bile 10 sene önceki halimde değilim yani. 79'u hiç göremiyorum. Hı-hı. Zaten de. Hı-hı. Düşüyorsun yani. Tabii ki. Bolcu için de aynı durum geçerli. Orada da çıtayı mesela acayip yukarı çıkardılar. Şimdi mesela Emre kendine iyi bakıyor olabilir, her şey olabilir. Ama abi 40 yaşına geldin ya. Bakayım şeyi merak ettim. Sir Alex Ferguson kaç yaşına bırakmış? Bırakmayabilirdi. Adam zirvedeydi. Hep zirvedeydi. O da 67'de falan bıraktı. Değil mi? O evet. Yani bırakmayabilirdi ama bıraktı evet. Adam. Bıraktı. Yani doğru olanı yaptı. Bence de. Doğru olanı yaptı. Israr etmenin bir manası. Belki de bugün dese ki ben dönüyorum. Dön derler hocaya. Kesin. Buyur baba derler yani, anahtarlar sende. Hele şey olmasaydı, bu Solskjaer gelmeseydi kesin gelirdi, hemen aynen, gelirdi. Çünkü aynen. O gittiğinden beri takım sendeliyor. Aynen. Ama toparladı Solskjaer. Evet. Toparladı, iyi işler de yapıyor. Bakayım kaç yaşındaymış? Şu anda 77 yaşında. 70'te bırakmış demek. 70'te bırakmış. İki gidiyor, iki kalıyor. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyuncuların geleceği belli oldu. Stoke City'nin yüksek bonservis beklediği Ndiaye ile Everton'ın geri çağırdığı Onyekuru sezon sonu yolcu. Zorunlu satın alma opsiyonu olan Luyendama ile Semih Kaya ise yeni sezonda da takımda
olacaklar. Ben Luyendama'yı çok beğendim. Evet. Biraz serseri mayın gibi ama çok çok beğendim. Fizikli, her hava topunda, hele Türkiye'de her hava topunda yani çok kuvvetli bir adam. Ama biraz fazla yapmaya çalışıyor. İki maçta iki tane kaptırdığı top var ki kupada kesin kırmızı kart görmeliydi. Görmedi. Aynısını Benfica'da da yaptı. Orada Allah'tan adam atamadı. Gerçi hoş gene Galatasaray yenildi ama ben çok beğendim Luyendama'yı. Galatasaray UEFA'nın yanlışını yakaladı. Başarılı bir hukuksal hamleyle spor tahkim mahkemesinden zaferle ayrıldı. İyi ki hata yapmışlar. Finansal fair play talimatına göre yapılan bir anlaşmaya ancak 10 gün içerisinde itiraz edilebilecekti. Ancak UEFA'nın yetkili birimleri 3 ay bekledi ve yeniden incelenmesini istedi. Sarı Kırmızılılar bu yanlışı yakalayıp harekete geçti. KAS kararı usulden bozdu diyor. Demek ki belki Galatasaray ceza yiyecekti fakat UEFA geç başvurduğu için mi yemedi yani? Bu ben okuduğumdan bunu anlıyorum. Bu çıkıyor. 6. randevu Trabzonspor Alanya Spor'la ligde 6. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 5 randevuda Fırtına bir kez kazandı. Akdeniz ekibi ise karşılaşmalardan 3 kez zaferle ayrıldı. Bir maç berabere tamamlandı. Karadeniz ekibinin 5 golüne karşılık kalesinde 9 gol gördüğünde vurgulayalım. Dev kovalama diyor. Trabzonspor bugün Alanya Spor'u konuk ediyor. Amaç 3 puan alıp yeniden Avrupa Kupaları basamaklarına yükselmek ve Devler Ligi biletinin peşinde koşmak. Trabzonspor ve Alanya Spor'un kadrolarını Barko Vizyon'a verelim. Okuyalım sevgili izleyiciler. Trabzonspor'da kalede Arda görev yapacak. Kim sakat? 22 kişilik çocuk sakat. Adını unuttum. Galatasaray maçında da Arda vardı çünkü. Arda, Kamil, Hüseyin ve Hüseyin'i, Amiri, Sosa, Yusuf Abdülkadir, Ekuban, Vakayeme ve Rodega. 39 milyon euroluk bir takım değeri. Aşağı yukarı takım değerleri aynı. Haydar, Wellington, Kulker, Bayano, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan, Campos, Taha, Fernandez ve Sisse, Suat Aslanboğa maçın hakemi. Çok iyi. Alanya'nın kadrosu da Sergen çok iyi. Yalçın. Yani kadro. Orada Kolker bu Tottenham'daki ise muazzam transfer. Kolker evet. Ama Trabzon için en önemli şey Soza'nın geri dönüyor olması. O çok önemli. Yani Soza'nın dönüşü tamamdır artık. Bir de Sergen Hoca'nın çalıştırdığı takımlarda hep şöyle bir şey yok mu Fikret abi? Çok iyi başlıyor. Bu arada önümüzdeki haftanın fikstürü açıklanmış. Derbi pazartesi akşam oynanacakmış. Derbi pazartesi oynanacakmış. Evet. Ha çünkü şey maçı var. Fener'in Zenit maçı var. Aynen. Bu Sergen'in çalıştırdığı takımlarda hep bir düşüş oluyor. Hep bir düşüş oluyor. 10. haftadan falan sonra. Sergen'le muhteşem başlıyorlar. Alanya'da da yine öyle başladı. Sanki böyle ama bir oluşmuş başlıyor. Ama şu anda çok iyi gitmiyor mu? Yok son 3-4 hafta. Yani. Bir Galatasaray maçı çok iyiydi. O da 1-1 bitti. Evet. Gerçi Galatasaray'da 1-1 yani tabii ki iyi şey yapılır ama bence bir düşüş başlıyor gibi gözüktü Alanya'da ama Alanya'nın son maçlarına bir bakalım. Oynadığı maçlar da yani rakipleri de çok önemli. Doğru. Şimdi Galatasaray'dan puan almış. Doğru, Ankara Gücü'nü deplasmanda yenmiş. Son 4 haftadan bahsediyorum. Pardon daha da geriye gidelim. Konya maçına kadar geri gitmek istiyorum. 1-2-3-4-5-6-7 Orada bir yanılgım var. O zaman kupa da belki kupa benim aklımda kaldı. Olabilir. Kupa da elendiler. 7 maç okuyorum. Kaybetmiyorlar mı? Beşiktaş'a kaybetmemiş. Tamam. Rize deplasmanı puan. Başakşehir puan. Tamam. Önemli maçlar. Üçü de çok önemli. Tamam. Sivas'ı yenmiş. Ankara Gücü'nü yenmiş deplasmanda. Sivas'ı hatırlıyorum. Ankara Gücü'nü yenmiş. Hı-hı. Galatasaray'dan puan almış. Galatasaray'dan, Başakşehir'den, Beşiktaş'tan. O zaman belki de kupadan ben beraber. Aynen. Çünkü kupada şey. Geçen hafta kaybediyorlar. Göztepe'ye 3-2. Hı-hı. O herhalde biraz. Yok o bir de Kasımpaşa'ya yenildikleri maçı izledim. Kasımpaşa yani, 10 kişi eledi. Çünkü Kasımpaşa o kadar kötü dönemde 10 kişi kalıp eledi Alanya'yı. Alanya'nın puanını da söyleyelim. Evet 25 puandalar. Kötü puanı kötü. Ama 7 haftadır iyi işler yapıyorlar. Şimdi buradan Sosa'nın dönmesiyle ben Trabzon'un kazanmasını bekliyorum. Aynen. Çıkalım buradan. Fenerbahçe'ye golüm var diyor. Shinji Kagawa derbi öncesi Japon basınına iddialı konuştu. Yelçin yokluğunda dev randevudaki yerini garantileyen tecrübeli 10 numara gol atarak derbi galibiyetinde rol almak istiyorum demiş. 90 dakika oynayacakmışım gibi çalışıyorum diyor. Eşi Çin'i istemedi. Quaresma kaldı diyor bu arada. Gazete ve Lens'in de keyfi kaçtı. Orada o Leic'in hareketi de inanılır gibi değil. Gitti köşe direğe. Gereksiz tekme attı.
Devre aslında Beşiktaş'ta yolları ayırma noktasına gelen Quaresma geri döndü. Bitti derken yeniden başladı. Kalacağım açıklaması yapan Yıldız'ın gözü derbi karşılaşmasında. Sözleşmesinin sonuna dek Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade eden Q7'nin Malatya maçında etkisiz kalan Lens'in yerine Fenerbahçe derbisiyle ilk 11'e dönmesi bekleniyor sevgili izleyiciler. Güneş'in gidişi Guti için şans. İspanyol basınına göre Beşiktaş'ın yeni hocası belli. Güneş'in gidişi Guti için şans. Sezon sonunda milli takıma gitmesi beklenen Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş dışarıdan hoca getirmeyecek. İspanyollara göre Beşiktaş yönetiminin Guti hakkındaki görüşü olumlu. Ne diyorsun? Vallahi Beşiktaş'ta ben aklım yine Q7'de kaldı. Ya. Ben artık Q7'nin gitmesi taraftarıyım. Guti'nin gidiş şans bilmiyorum. Guti ne yapıyordu ki? Yani Guti gerçi orada bir şey ben sıkıntısı var. Ben şimdi Guti'ye vereceğim şansı Sergen'e veririm ya. Niye Guti'ye vereyim ki? İlhan Mansız'a verdiler o şansı. İlhan Mansız'ın parasını vermemişler. İlhan Mansız ortalığı yakıp yıkıp gitmiş. Siz bana şey mi veriyorsunuz? Sadaka mı veriyorsunuz demiş. Ya orada çok acayip şeyler oluyor. 10 kişiyle de güçlü. İkinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan Ankara gücü zorlu Akhisar deplasmanından 1 puanla dönmesini bildi diyor. Penaltı isyanı tabii ki Ankara gücü atanla da hakem oyunu durdurdu. İki takımın da tepkileri var. Bu arada Bursa'yı deviren Çaykur Rize son 5 haftada 4. galibiyetini aldı Genco. Ve muhteşem Rize manşete atılmış. Yeşil beyazlı rakibini deplasmanda Atıf Şeşu ve Azubike'nin golleriyle 2-0 yenen Karadeniz ekibi düşme hattından çıktı. Evet, Rize'de çıkış başladı hakikaten. Bir olay yaşandı dün. Tabii üzüntü verici bir durum. Küstüm oynamıyorum manşete atılmış. Bursa'da maça 11'de başlayan Yusuf Erdoğan taraftar tepkisi üzerine oyundan çıkmak istedi. Arkadaşlarının moral vermesiyle oyuna devam eden Yusuf 5 dakika sonra teknik direktör Aybaba tarafından kenara alındı diyor. Görmedim ama internette okudum. Ve hiç profesyonelce bir hareket olmadığı da çok yazıldı çizildi ama görmedim pozisyonu. Ama bunu Türkiye'de gördük. Selçuk aynısını yaptı. Mancini miydi? Tabii Mancini zorla oyuna sokmaya çalıştı. Şimdi acaba toparlayabilir mi tekrar? Yoksa ne yapacak yani sezon sonuna ya, kadar? Türk oyuncular bu konularda çok duygusal. Selçuk bir daha toparlayamadı. Evet. Hoş öyle dememek lazım ama öyle yerli yabancı diye. Emenike de aynısını yaptı işte. Emenike de çıkmak istedi. Bu arada tabii bugün yine iki önemli karşılaşma. Birisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sivasspor maçı. Diğeri Kayserispor Göztepe mücadelesi. Çok zor maç bence. İkisi de çok zor maç. İkisi de zorlu maç gerçekten de ve alt sıraları da yakından ilgilendiren karşılaşmalar her biri. Şimdi Göztepe 25 puanda. Düşünebiliyor musun? Kayseri de 25 puanda. Düşme hattındaki Ankara gücünün puanı da 24. Fenerbahçe'nin puanı da 24. Evet. Yani ligin şu anda 10. sırasındaki takımla Rize 25 puanda. 16. Ankara gücü arasında 1 puan fark var sadece. Fark var. İnanılmaz. Bir maçta inanılmaz. Sürekli değişiklikler. O yüzden diyoruz ya bir takım 2 maç üst üste kazansa ciddi nefes alacak. Ciddi nefes alacak. Şimdi Ankara gücünün maçlarına şöyle bir bakıyorum ben. Bu hafta öyle kritik bir maça çıkıyorlar ki Erzurumspor'la oynayacaklar. Üf. İçeride. Ankara'da. Daha sonra Antalya'yla oynuyorlar. Sonra da Bursa'yla içeride oynuyorlar. Yani bu 3 maç belki de Ankara gücünün ligdeki konumunu belirleyecek. Bu arada mesela şimdi Çaykur Rize'ye puan olarak örnek verdik ama Antalya'da çok kesin bir şekilde bu girdaba yakalanacak. Yakalanacak tabii ki. Başakşehir'i yenemeyecekler. Tabii. Yani Antalya'nın durumu ortada. Onlar da aşağı ya, doğru geliyorlar. 29'daki takımlar da Kasımpaşa ile Antalya'da dediğin gibi. İşte barajı Ankara gücünün maçlarını kazanması halinde barajı yukarılara çıkarttı. Evet. Yukarılara çıkartmış. İşte Erzurum da ikinci yarıya kötü başlamadı. Eduk Mödük geldi iş. Ya geldi de yani onlar da zor. Çok puan farkı var. Çok, çok. Ya bugün kimle oynuyorlardı? Erzurum. Sivas'la. Evinde Sivas'la. Kazanırsa feci olur. Onlar da umutlanacak. Yangın yeri. Onlar da umutlanacak. Aynen. Akhisar için iyi olmadı dün Ankara gücü maçını kazanamamaları. Ya ben Akhisar'ın yani bu yıl düşecekler ya gibi. Tarihinde ilk kez Avrupa oynamış bir il takımı bile değil. İlçe. İlçe takımı. Yani böyle bir duruma girmesi çok yadırganmamalı ama bence fazla tepki veriliyor. Ya dün çok da kötü oynamadılar. Acayip goller kaçırdılar. Rakip 10 kişi kaldı. Yani Josue falan neler yakaladılar.
Ben Akhisar'ın toparlanmasını bekliyorum. Ama tabii hakikaten şu ana da baktığında 18 puanda bilmiyorum daha ne olacak, ne bitecek. Hafta içi bu programı yapan Gökhan ve Haluk. Yani onlar da Akhisar'ın birçok maçta hakkının acayip hakemler tarafından yendiğini çok söylediler. Hem de bas bas söylediler. Yani Akhisar'ın ben toparlanmasını bekliyorum ama toparlanırsa yani hakikaten tam yangın yeri olacak burası. Ben evet. Kadrosunu beğeniyorum Akhisar'ın. Oynadığı oyunu da beğeniyorum bu arada. Genel değerlendirme yaptığımızda düşme hattına yakın olan takımların sayısı oldukça fazla. Bir puan fark var. Başakşehir ipleri elinde tutuyor. Yani o kaybettikçe belki zirve biraz renklenebilir. Geçtiğimiz hafta puan kaybı ile birlikte diğer takımlar yeniden umutlandı. Beşiktaş bile umutlandı. Yani bugün Antalya karşısında bir puan kaybederse Başakşehir 7 puana düşüyor. Beşiktaş da girebilir bu işin içine. Çünkü Başakşehir'in bir sürü maçı var. Galatasaray'la var, Beşiktaş'la var, Fenerbahçe'yle var. Bir sürü maç oynayacaklar. Daha bitmemiş olarak görüyor olabilir yani Beşiktaş. Bir de bunu söylemek için çok erken gibi olsa da Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk hedefi tabii ki şampiyonluk olmalı ama ikinciliği de kaybetmemek. Tabii İkincilik olmalı. Şampiyonlar Ligi olmadan bu takımlar yürüyemiyor artık. Çok belli bu. Maddi anlamda. Bir gerçek daha var. O da Fenerbahçe'nin halen tehlike çemberinden çıkamamış olması. Fenerbahçe son iki maçta yine 5 puan bıraktı. Arka arkaya Göztepe ve Malatya galibiyetleri morallendirmişti ama her şeyin olabileceği bir lig yaşıyoruz. Şimdi ligde Fener bu kadar kötüyken Zenit ve Beşiktaş'la üst üste oynayacaksın. Hiç böyle bir lüks yok Fenerbahçe. Aynen. Hiç. Bir de Zenit'i elerlerse bir tur daha, bir konsantrasyon eksikliği daha anlamına gelecek bu. Şimdi Ersun Hoca ligde bu kadar takım kötü gidiyorken Avrupa onun tek tutunacağı dal şu anda. Evet. Ama işte oraya da tutunurken bu taraftan da durumdan aşağı gitme ihtimali açık. Öyle. Avrupa'da bir yere kadar tutunacaksın. Aynen öyle. Nereye? Yani devamını getiremezsin bu kadroya. Mümkün değil yani. Fenerbahçelere sorsak Avrupa Ligi'nde finale çıkacaksın ama küme düşeceksin. Hiçbiri kabul etmez. Kazanacaksın dersen olabilir belki de. Kazanacaksan belki. Yani bir ihtimaldir. Onu da istemeyecek. Bence onu da istemezler ya. Yani tarihte olmaz kara bileke. Olmaz ya. Avrupa Ligi'ni kazandık diye mi? Hani orada bir ikili muhabbeti düşün. Hiçbiri. Ne olacak ya? Avrupa Ligi'ni kazandık o sırada falan mı? Olmaz yani. 60 yıl mı oldu lig? Evet. 60 yılda geçti. İlk defa Fenerbahçe bu kadar kötü durumda. Daha önce bir kere olmuştu. Ben onu hatırlamıyorum. Ya böyle bir şey mi, ne bu olmuş? Kadar kötü değil. Ben de böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Üç büyüklerin hiçbirini de hatırlamıyorum böyle. Ben hatırlıyorum. O... Bir Galatasaray galiba son anda kurtarmış 80'lerde. Yani çok enteresan. Benim hala tereddütlerim var. Yani bu ligde düşme ihtimali var Fenerbahçe. Var, bence de var. Var. Bir ihtimal. Takımda özgüven yok. Evet, 10 kişi oynayan takıma karşı. Euroluk bir kadro küme düşerse büyük skandal olur. Kimse... 10 kişi oynayan takıma karşı hala şey yapamıyoruz. Hesabını da veremez. Ama Ersun Hoca da bu kötü gidişe dur diyemedi. Diyemedi yani. Diyecek gibi de gözükmüyor. Görünmüyor. Diyemiyor. İşi zor Fenerbahçe'nin. En büyük avantajı taraftarı. Yani içerideki maçlarda baskı yaparak maç alabilirler. Evet. Ama deplasman, her deplasman Fenerbahçe için skandal. Kesinlikle. Kesinlikle. Söyledik ya, iki maç arka arkaya kazandığında bizim gazeteler manşet attı. Özlenen Fenerbahçe geri geldi. İşte muhteşem takım falan filan. Bir deplasman görelim dedik. Daha birinci deplasmanda kaybettiler. Aynen öyle. Genco teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri yine spor sayfasında sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.